Sevgili seyirciler diyelim ve sosyal medyadan bizi izleyen tüm seyircilerimize merhaba diyelim. İyi akşamlar diyelim. Arkadaşlarımızla sağlık bakanı Ali Pilli'yi konuk ediyoruz. Gündem gerçekten Sağlık Bakanı'nın vereceği cevaplara odaklandı. Bakanlar Kurulu'nun dünkü açıklamasından sonra sevgili akşamlar herkese. Evet, Sayın Bakanımıza da hoş geldiniz diyelim. Her ne kadar hepimiz kendi mekanımızda olsak da hoş geldiniz Sayın Bakanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Evet, yani 25 gündür Sayın Bakanım sıfır pozitif vakayla geçiriyoruz. Aslında her gün sizden gelen mesajları böyle canımız burnumuzda dinliyoruz. İnşallah pozitif vaka yoktur diye. Hızlı testlerde pozitif çıkanlar ileri tetkik için yeniden test yapılacak haberleriyle birlikte siz ne kadar heyecan duyuyorsanız vatandaş olarak biz de aynı heyecanı duyuyoruz. Hem dua ediyoruz hem bu süreci birlikte yaşıyoruz. İnşallah bir vakaya da rastlanmaz şekilde de biz bu süreci bitirmiş oluruz. Şunu sormak istiyorum. Çok yoğun bir şekilde bu süreçte en çok merak edilen şey şu Sayın Bakanım. Bugün bir sağlıkçıyla da konuştum. Dünyanın her yerinde eğer hızlı test yapılacaksa ve hızlı test de pozitif çıkıyorsa ve o pozitif vaka yeniden bir başka teste tabi olacaksa o test de yapılır ve o sonuçla birlikte toplumla paylaşılır deniliyor. Neden biz hızlı testlerde pozitif çıkan vakaları da işte PCR yapıp daha sonraki ileri tetkik testi yapıp da halkla paylaşmıyoruz ve hızlı testte pozitif çıktığı daha ileri tetkik için yarın yeniden yapılacak açıklamasıyla toplumda bir kuşku, toplumda bir panik oluşmasına neden oluyoruz. Bunun nedeni ne de Sayın Bakanım? Evet. İyi akşamlar. Şimdi tabii ki aynı düşüncede, ben de aynı düşüncedeydim. Çünkü vatandaştan öyle bir kaygı duyulacağını ben de farkındaydım. Ancak şöyle bir şey, biz bayağı fazla test yapıyorduk. Günde 2000'e yakın testler yapıyorduk. Bu 2000'e yakın testleri yaparken tabii ki 3-5 tane bir 5 tane grup şeklinde, ekip şeklinde belli yerlerde mesela Mağusa'da alınıyordu, Girne'de alınıyordu, Güzelyurt'ta, Cengiz Topel'de, Lokoş'ta iki yerde. Dolayısıyla biz kan alıyorduk ve o kanlar tüplerin üzerine yazılıp şeye geliyordu, merkeze geliyordu ve merkezde bu testler yapılıyordu. Tabii ki merkezde yapılırken bu testler immünoglobulin G veya M çıktığı zaman bunları tabii bu kişiyle çağırıyordu. Tabii aynı anda yetişmiyordu. Yani düşünün saat 5'te 6'da bitiyor testler, çalışmalar yapılıyor. Ben açıklamaya geçeceğim saat bu insanları çağırıp getirmek kolay değil. Mesela bazen 10 tane, bazen 20, bazen 60, bir aralık 63 kişi falan çıkmıştı. Dolayısıyla biz şeffaf olsun diye ben bunları açıklıyordum. Önceleri açıklamak istemiyordum ama şeffaf olsun diye açıklıyordum. Ama ondan sonra fark ettim ki bundan sonra dedim ki test daha az test yapıp bu PCR'la kontrol edip diğerleriyle de mesela hem PCR hem diğer tetkikleriyle hem de bazılarına da biz tomografi çektik. Mesela bu vakaların pazar günü mesela 30 kişiye tomografi çektik. Yani oradaki doktor arkadaşların İsteği doğrultusunda daha geniş bir tarama olsun. Yani %100 emin olmak için tomografi bile yaptık. Bazı biyokimya testleri de yaptık. Bundan sonra yaptığımız testleri açıklamadan önce PCR'ları da yapıp öyle açıklayacağız. Ben halktaki bu tedirginliği gördüğüm için bu uygulamayı yapacak bundan sonra.
Yani bundan sonra hızlı testte pozitif çıkarsa PCR testi de yapılacak. Ondan sonra açıklayacak. Anlaşılmıştır. Evet. Ben diğer arkadaşlara top atıyorum. Serhat istersen Evet, başlayabilirsin. tabii burada bir açıklama yapayım. Biz tabii burada yaptığımız testler hepsi hızlı test değildi. Özellikle mesela semptomlu vakalar geldiği zaman bunlara hep biz PCR yapıyoruz. Mesela 4 hastanemizde ateş ve öksürük polikliniğe gelen tüm vakaları PCR yapıyoruz. Öksürük olsun, ateşi olan vakalar, herhangi bir şikayetle gelen vakaların hepsini PCR yapıyoruz. Yani biz hepsini hızlı test yapmıyoruz. Ancak biz hızlı testi, tarama testi olarak yapıyorduk. Dolayısıyla yani biz ciddi vakaları, semptomlu vakaları hepsini PCR'da yapıyoruz. Yani az önce zaten Sayın Bakanım az önce söylediğiniz tomografi de çekiyorsunuz hastaneye. Hastaneye şikayet üzerine gelen vakaların tomografisi de çekiliyor anladığım kadarıyla. Tabii ki yani gerekirse mesela PCR, mesela ateşi olan bir vaka gelir, öksürüğü olan bir vaka gelir. Bunun PCR'ını yapıyoruz. PCR'ını yaptıktan sonra negatif çıksa dahi doktor arkadaşımız diğer teknikleri de yapıyor. Biyokimya tekniklerini yapıyor. Bazı biyokimya tekniklerinde de ipucu veriyor. Onun anamnezde de ipucu verebilir. Temas, kiminle temas ettiği de ipucu verdiği için bunların da beraber bazılarına gerekirse tomografi de yapıp bir bütün olarak hastayı değerlendiriyoruz. Evet. Sayın Bakanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Londra'da çok sayıda Kıbrıslı Türk öldü. Sesim geliyor mu önce onu sorayım. Geliyor. Evet. Geliyor. Londra'da çok sayıda Kıbrıslı Türk öldü ve Kıbrıslı Rum da öldü. Yani 200'ü geçti Rumlar, 2 Maronit, yaklaşık 200 Rum ve 100 da Kıbrıslı Türk var. İngiltere'de gerek bizim toplumumuzun gerek Rumların bazı doktorları, uzmanları bu konuyu sürekli tartışıyor. Kıbrıs'taki ölümlerin çok üzerinde. Tamam, orada belki çok yayıldı bu hastalık. Biz çok ciddi koruduk. Ama bizde Kıbrıslı Türk kökenli ölen bir kişi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. İki Alman, bir de Türkiye'den gelen vatandaşımız var. Siz araştırdınız mı veya siz konuştunuz mu arkadaşlarınızla Londra'daki ölümlerin sebebi ne olabilir? Veya size göre nedir bu kadar çok insanın ölmüş olması? Tabii ki yani ben kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Şimdi burada Kıbrıs'ta biliyorsunuz bir vaka bizim için çok önemli. Herkes burada herkesi tanıyor ve biz burada Kıbrıslılar olarak yani Sağlık Bakanlığı olarak bu Aralık'ta bu vakalar Çin'de başladığı zaman Wuhan kentinde Aralık 2019'da biliyorsunuz biz tedbirlerimizi almaya başladık o zaman. Ve biz tedbir alırken de biz altyapımızı düşünerek bir bütün tedbirler bir bütün olmuştu. Yani ilk başta da biliyorsunuz ev teması. Yani evde bunları izole ediyorduk. Daha sonra biz otellerde izole ettik. Şimdi burada bu izole yaparken evde bile oradaki bizim toplum onların dışarı çıkıp çıkmadığını bile ihbar ediyorlar. Oradaki ilçe emniyet kurulları zaman zaman gidip bunları kontrol ediyor. Bizim sağlıkçılar bunları zaman zaman telefoniye arıyorlardı. Yani biz bu kişileri halktan izole ediyorduk. Dolayısıyla biz bu temas ekibi ve izole etmek, teması kesmek bizde çok iyi bir şekilde uygulanmıştı. Ama İngiltere'de bu öyle değil biliyorsun. İngiltere bu işi ciddiye almamıştır. Dolayısıyla İngiltere'de hasta olan biri telefon ettiği zaman bile işte ateşin var falan ne soruyorlar? İşte öksürüğün var, şeyin var mı? Nefes darlığın var mı? Eğer nefes darlığın yoksa ateşle aspirin al diyor veya parasetamol al diyor. Böyle diyor. Ama bizde
ateşi olan bir kişiyi hemen gidip oradan izole ediyordu. Evden alıyordu. Dolayısıyla orada bizim Türk topu biliyorsun feodal ilişkiler daha fazladı. Birbirine yakınlaşma daha fazladı. Evet. Dolayısıyla bulaş daha yüksek seviyedir. Eğer İngiliz hükümeti, İngiliz Sağlık Bakanlığı bu görülen vakaları oradan almış olsaydı, o teması kesmiş olsaydı bu kadar ölü olacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü biz mesela yaşlılarımızı iyi koruduk. Mesela risk altında kişileri çok iyi koruduk. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse halkımız özellikle önem vermiştir. Ve mümkün olduğu kadar bu yaşlı kesimlerle teması kesmiştir. Mesela İngiltere'de biliyorsun evlerinde, yaşlı evlerinde ölümler çok yüksek seviyede olmuştu. Ama bizde evet. Niye olmamıştı? Çünkü orada o ilişkiyi kesmiştik. Kestiğimiz için oraya bulaş olmamıştı. Eğer orada bir bulaş olmuş olsaydı orada büyük çok ölümler olacaktı. Dolayısıyla bizim burada vakalara zamanında müdahale edip o vakaları oradan alıp izole etmek, oradaki temas ekibimizin çok iyi çalışması ve çevredeki kişileri de alıp izole etmesidir. Mesela biz bir örnek vereyim. Mesela biz Karpaz'da bir ailede bir tane vaka bulduk. Hemen o ailedeki bütün temaslı kişileri o evde oturanları hepsini getirip otellerde izole ediyordu. Hatta beni çok rahat ediyor. İşte negatif çıktı niye beni çıkartmıyorsun biliyorsun bu ülkede siyaset de var. Ben bilmem hangi örgütüm bilmem neyim beni çıkarın işte negatiftir niye tutuyor bizi niye tutuyorsun burada falan filan o kadar da baskı yiyordu. Ama yani bizde işler böyle döner yani. Bizde öyle döner. Ama biz UBP'lileri koronavirüs tutmaz mesela değil mi? UBP'lileri koronavirüs tutmaz yani. Yani böyle siyasetinde baskı yedik bundan ama biz Sağlık Bakanı olarak ben buna kesinlikle hiç taviz vermedim. Hiç taviz vermedim. Siz kalacaksınız içeride dedim. Bu öyle gerekirse öyle olacak dedim. 14 gün orada kalacaksın. Senin PCR'ın yapılacak, testin yapılacak. Garanti olduktan sonra çıkacaksın. Yani biz bunu katı bir şekilde uyguladı Sağlık Bakanlığı. Ben bu konuda özellikle Sağlık Bakanı alay siyaseti hiç karıştırmayıp kesinlikle bunu uygulamıştık. Uyguladık yani. Dolayısıyla bu kurallar harfi harfiye uygulandığı için bu temas kesildi. Teması kestik yani. Ve bu çıkan vakaların uzantılarını hep bulduğumuz kısa sürede ulaştığımız için bunlar tabii vakamız daha az olmuştu. Ulaşma daha az olmuştu. Halkımız da tabii ki tedbirlere de uymuştu. Ama İngiltere'de bunlar olmamıştı. Bir evde bir tane ateşli vaka çıktığı zaman oraya İngiliz hükümeti, Sağlık Bakanı ulaşmamıştır ki. Dolayısıyla vakalarımız bizim daha fazla olmuştu orada. Öyle düşünüyorum. Evet. Ve öyle dediler yani. Evet. Evet. Sayın Bakanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle sizi kutlarım. Başarılı bir dönem geçirdik. Ben kuzeyi de takip ediyorum, güneyi de takip ediyorum. Güneyde mutfakta kimlerin olduğunu, kimler yönettiğini bu süreci çok iyi bildim. Ancak kuzeyde sizin dışınızda başka bilim kurulunda kimler var öğrenemedim. Bilmem diğer arkadaşlar da herhalde öğrenmedi bunu. Şimdi bu süreç başladığı günden beri biz 2-3 şeyi öğrendik. 1- Elimizi yıkayacağız. Dikkat edecek ellerimizi yıkayacağız. Maske takacağız. Sosyal mesafeyi koruyacağız. Vatandaşlar bunu 2 aydan beridir uyguluyorlar, yapıyorlar. Bundan dolayı da hem sizin çabalarınız, başarılarınız, bu vatandaşlarımızın da katkıları ile güzel bir süreç geçirdik. Yani 22.650'lerden bahsedilirken 108 vaka meydana geldi şu anda. KKTC'de 108 vaka görüldü. Şimdi güneye baktığımız zaman güneyde bugün bir kadın daha öldü. 23 kişi öldü. Gerçi bugün ölen koronadan değil ama korona hastasıydı da. Başka bir hastalığı daha vardı. Artı 903 vaka görüldü güneyde. Şimdi güney ile kuzeyi ben kıyaslarım her zaman. Çünkü aynı
havayı soluyoruz, aynı adanın içerisindeyiz, aynı mahallelerde yaşıyoruz. Şimdi güneyde bu vakalar bize göre bizden kat kat fazla olmasına rağmen görüyorum ki güney bizden daha hızlı bir şekilde hareket ediyor. Hem sağlığı bir kenara düşünüyor, bir taraftan da ekonomiyi de düşünmek zorundadır. Ve güney süratle takvimlendirdiği yapacağı açılımları, mesela 21 Mayıs'ta kuaförlerini açıyor, restoranlarını açıyor, birçok şey okullarını açıyor. Ama bizde bunlar hala daha şu anda belirsiz. Belki kuaförlerin tarihleri bellidir ama restoranlar şu anda belli değildir. Okullar zaten açılmayacak. Şimdi bunu şeyi sormak istiyorum biz. Bu kadar iyi gittik, bu kadar iyi yönetildi. Biz şimdi bu saatten sonra neden ekonomiye kan vermiyoruz? Ekonomimizi de kurtaralım. Sağlığı kurtardık. Çünkü gördüğüm kadarıyla insanlarımız 60 günden beridir evlerinde kapalı. O 3 tane kurala da uydular. Herkes sosyal mesafeyi korumaktadır. Maskesini takmaktadır. Ellerini yıkıyor, eldivenini takıyor, neyse. Yani biz neden şu anda bir ileri safhaya geçmiyoruz? Yani restoranımızı açmıyoruz. Dış mekanlarımızı açmıyoruz. Bu hafta sonu 40 derece olacak hava sıcaklığı. 40 derecede insanlar deniz arayacak, bir yerlere gitmek isteyecek ama gidemeyecek. Ve insanlar bunalıma girdi. Şimdi bu bilim kurulundaki arkadaşlar nereye göre hareket ediyor? Bizim gibi Google'u takip ediyorlar, işte haberleri mi izliyorlar, yoksa Dünya Sağlık Örgütü ile bağlantıları mı vardır? Nedir bu bağlantılar ki bizi bu kadar bu şekilde şey diyorlar? Yani evlere hapsediyorlar. Sokağa çıkma yasağı devam edecek. Mesela güneyde 21 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı da bitecek. Herkes istediği gibi sabahlara kadar da gezebilecek. Biz neden bu şekildeyiz? Madem ki bu kadar az vakamız oldu, can kaybımız çok olmadı, biz nereye göre hareket ediyoruz? Bu şeyleri nereden alıyoruz? Bu bilgileri ve bu bilgilere göre hareket ediyoruz. Biz tabii ki biz açılmıyoruz diye bir şey yoktur. Biliyorsun kademeli bir şekilde biz açılıyoruz. Yani bugüne kadar da bir sürü yer açıldı biliyorsunuz. Bundan sonra da açılacaktır. Yine önümüzde bakanlar kurulu vardır. Bu bakanlar kurulunda yani bir yol haritası vardır. Yani turizmin yol haritası, orada çalışmalar vardır. Turizmle ilgili de çalışmalar var, okullarla ilgili çalışmalar vardır. İşte güzellik salonlarıyla ilgili çalışmalar vardır. Yani bunlar hepsi açılacak. Çok kısa sürede bunlar belki takvim olarak vermedik ama aslında takvim vermemek lazım. Normali nedir? Kademe kademe. Bunun her şeyin kademe kademe açılması lazım. Mesela bugün açıyorsun, bakıyorsun ne olacağını gördükten sonra ertesi hafta belli bölümleri açıyorsun. Daha sonra hafta açıp öyle gidiyorsun. Yani bizim tabii ki bu sadece sağlık değil yönü, ekonomik de, sosyal yönü de vardı. Gerçekten insanların evde kalması insanları bunalıma sokuyor. Bir sürü psikolojik hastalıklar doğmaya başladı. Biz bunu biliyoruz. Zaten ben doktorum. Yani bunların farkındayız. Hepimiz farkındayız bunu. Sağlık kurumları da farkındadır. Bilim kurulları da farkındadır. Ama biz açılmayacak diye bir şey yoktur. Önümüzdeki günlerde zaten çok yer açılmıştır. Yani açılmadı diye bir şey yoktur. Ne kaldı ki? Çok az bir, yani ekonomiye katkı sağlayacak hemen hemen her şey açılmıştır. Çok az bir kısmı kaldı. Bu da önümüzdeki günlerde de her şeyi açacağız yani. Yani bütün berberler mesela kuaför, işte güzellik salonları da açılacak. Yani belki de bu karar alınacaktır. Belli bir yol haritası vardır. Dolayısıyla insanlar tabii bazen açıyorsun diyorlar ki çok hızlı açtın. Hızlı açıyorsun diyor, insanlar diyor ki ya çok hızlı açıldı diyor, daha yavaş gidin diyor. Yavaş gidiyorsun, hızlı açıldı diyorlar. Yani insanoğlunu memnun etmek kolay değil. Biz
bilim kurullarının, uzmanların görüşleri dünyanın hareket ettiği gibi biz de aynı şekilde açılıyor. Yani ben buna inanıyorum ki en iyi şekilde de gidecektir. Çünkü şöyle bir şey de vardı. Bir kere bu savaş bitmemiştir. Kesinlikle bu savaş bitmemiştir. Bunun biz farkındayız. Dolayısıyla biz Sağlık Bakanlığı eskiden bir çalışıyorsa her zaman ben bunu söylüyorum. Şimdi 10 çalışacağız. Ve biz hazırlığımız gittikçe artırmaktayız. Dolayısıyla biz bundan sonra biz daha çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Mesela bugün bir arkadaşımız dedi ki temaslı ekipleriniz ne oldu, çalışıyor mu falan. Biz dün son vakamızı taburcu ettikten sonra benim ve 3 kişinin bildiği en az 20 tane eve bugün gidip biz PCR aldık. Yani bu diyeceksin, bu evde niye gidip aldınız? Burada biz tedbirlerimizi alıyoruz. Dolayısıyla yani biz eskiye nazaran daha fazla çalışıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde her yer açılacaktır. Yani bu kademe kademe açılacaktır. Bir gün geç, bir gün erken olması yeter ki düzenli, sistemli açılması ve sağlıkta bir hata yapmamak lazım diye düşünüyorum. Açılmayacak diye bir şey yoktur. Sayın Bakanım, Harun'un sorduğu soru tabii çok geniş kapsamlı. Ben Harun'un sorusuyla devam etmek istiyorum. Çünkü şu an ekranları başında bizi izleyen her sektörden insanımız sizin vereceğiniz cevaplara odaklanmış durumdadır. Bugün biliyorsunuz meclisin kapısına güzellik salonu sahipleri geldi. Evet. Yarın bir başka sektörün temsilcileri gelebilir. Örneğin kaç günden beri hem kuaför arkadaşlarla konuşuyorum, hem kreş sahipleriyle, ki benim çok yakınım var. Bütün içlerinde bulundukları durumları çok iyi biliyorum. Şunu sormak istiyorum. Öncelikle kademeli olarak size şunu sormak istiyorum. Bir, Sağlık Bakanı Ali Pilli olarak şu an ülkemizde 25 günden beri yapılan, ki çok fazla test yapılıyor. En başta bu kadar test de yapılmıyordu. Ortalama 300-400 arasıydı test sayısı. Ama son bir haftadan beri, 10 günden beri test sayısı 1000'in üzerine de çıktı. Yani belki hafta sonu 900 küsür ama diğer günler dikkat ediyorum. 1000'in üzerine de çıktı test sayısı ki gerçekten ben test sonuçlarını canım burnumda takip ediyorum. Dua ederek inşallah pozitif çıkmaz diye. Siz de söylediniz, herkesin psikolojisi yerle bir oldu. Bir sürü artık psikiyatriste falan da ihtiyacımız var. Şimdi Sayın Bakanım, siz Sağlık Bakanı Ali Pilli olarak bize diyebilir misiniz? Gerçekten şu an adamızda pozitif vaka olsa bunu biz yakalardık. Pozitif vaka yoktur diyebiliyor muyuz? Yani 25 gündür artık bir hastaneye şikayetiyle gelen, yani kendi isteğiyle gelen hastalar var ve bu hastalara da PCR testi yapılıyor. Onlar da negatif çıkıyor. Yani kendi istekleriyle gelenlere de test yapılıyor ve negatif çıkıyor. Ve sizin yaptığınız taramalar da negatif çıkıyor. Peki bütün bu yapılan testlerin içerisinde yani pozitif vakanın çıkmamış olması sizin için ne anlam ifade ediyor? Önce bunu sorayım. Arkasından diğer sorumu soracağım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu 25 gün içerisinde hiç vaka olmaması ve bizim özellikle semptomlu vakalara, mesela hastanelere gelen tüm ateş olsun, öksürük olsun, şikayeti olanlara biz hepsini alıp PCR yapıyoruz. Ve bu PCR'lardan da 20-25 gündür hiçbir pozitif vakanın çıkmaması bizim vaka olmadığını göstermektedir. Ama bu yoktur anlamında değildir. Biz bunu vardırdan hareket ederek ona göre yol haritamızı çizdik. Mutlaka olabilir. Yani bu hiç kimse sana vardır diye yoktur diye diyemez. Onun için biz
bu kadar test yapmamıza rağmen, özellikle herkes PCR diyor, bütün semt toplu vakalara 25 gündür yapmamıza rağmen bir tane vaka çıkmadı. Özellikle geçen gün ben bir yerden 25 tane vakaya baktım. Bunlardan dedim çıkabilir sorun işareti vardı bende. Hep bunlardan negatif çıktı. Dolayısıyla bu artık bu saatten sonra açılmamız gerekiyordu zaten. Daha belki de geç kaldık bilmiyorum. Ama bütün dünyayla beraber bu açılışı yaptık. Dolayısıyla biz vardırdan hareket ederek ona göre tedbirlerimizi artırıyoruz. Tabii bu arada bize düşen çok büyük görev vardır. Burada yurt dışından gelen vakalar çok önemlidir. Bu vakalar biliyorsun çevremizde hala daha Türkiye olsun, Rum tarafı olsun, Almanya olsun, İngiltere olsun burada aktif bir şekilde vakalar vardır. Dolayısıyla yurt dışından gelen vakaları mutlaka çok iyi şekilde değerlendirmek lazım. Yani oradan bir vakan girerse burada bir sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, şimdi yani aslında siz de umut etmemekle birlikte, yani önümüzdeki günlerde bu testler devam edecek. Yani pozitif vakaya rastlanmama ihtimali yüksektir. Yani tahmin etmiyorum çıkacağını diyorsunuz. Ama varmış gibi de önlemlerimizi almak zorundayız diyorsunuz. Şimdi Sayın Bakanım şunu sormak istiyorum. Bu olayın, biz bugüne geldik, sevgili Harun'un da dediği gibi bunda gerçekten hükümetin aldığı kararlar ve Sağlık Bakanı olarak sizin aldığınız kararlar dünya yuvarlığında takdire değer bir olay. Yani gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyaya örnek olacak tedbirleri zamanında almıştır. Şimdi şunu sormak istiyorum. Biz ekonomisi güçlü bir ülke değiliz. Türkiye'den para gelmesi bizim için her yıl bütçemizi tamamlaması açısından çok önemli. Bizim nüfusumuz bir ekonomiyi çok güçlü bir şekilde ayakta tutacak kadar da fazla değil. Biz hem dışa bağımlı hem de kendi ayaklarımız üzerinde daha yeni yeni sektörleri geliştirmeye çalışan ve bu sektörlerin devlet bütçesine katkısıyla işte ayda Maliye Bakanı'nın ifadesine göre 500 milyon kadar bir geliri olan bir ülkeyiz. Şimdi bu süreç içerisinde kapalı olan sektörlerin yanı sıra açık olan sektörler bile, marketler dışında, eczaneler dışında, örneğin benzin istasyonu, örneğin laboratuvarlar, tahlil laboratuvarları, bunlar hep açıktı. Örneğin özel klinikler, bunlar bile bu süreç içerisinde çalışmadı. Bugün ben bir sağlıkçıyla konuştum ki kendi iş yeri açıktı, çalışanlarını ödeyemeyecek durumda. Şimdi şunu sormak istiyorum Sayın Bakanım. Yani bazı sektörler var ki gerçekten genç insanlarımız, pırıl pırıl eğitmenlerimiz, örneğin kreşler. Bu kreşlerin eğer bir ay daha açılmazsa hem çalışan insanlarımız çocuklarını bırakacakları yer yok. Hem öğretmenlerimiz, bakın bugün bana birisi mesaj gönderdi. Mesajda ne yazıyordu biliyor musunuz bakanım? Kendi çalıştığı müdürüne diyor ki, müdürüm beni işten at lütfen ki ben evimi geçirmek zorundayım ve işsizlik parası almak istiyorum. Lütfen bana bugün çıkış kağıdı yazar mısın diyor. İnsanlar iki kuruş para alsın diye. Şimdi bugün kuaförler, güzellik salonu sahipleri meclisin kapısına geldi. Biz neden, madem ki biz elimizi yıkayıp hijyeni öğrendik, maskemizi takıp sokağa çıkmayı da öğrendik. Efendime söyleyeyim başka ne var? Mesafeli, sosyal mesafeyi de öğrendik. Neden biz sektörleri açmıyoruz? Neden restoranları açmıyoruz? Neden işe başlayacak olan annelerin çocuklarını bırakacakları kreşleri açmıyoruz? Neden güzellik salonlarını açmıyoruz? Bunları sormak istiyorum. Çünkü bununla ilgili şunu da sormak istiyorum. Bu konular Bakanlar Kurulu'na geldiğinde karar verici kimdir? Yani Sağlık Bakanı bu konuyu evet açabiliriz dediğinde hükümet ortağından eleştirel bir
nokta geliyor mu? Yani hükümette bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Bunu da sormak istiyorum. Ve bu konuda neden biz yavaş yavaş açıyoruz? Restoranları açmıyoruz. Neden otelleri açmıyoruz? Hani iş turizm için bayramda otelleri açacaktık. Hiç otellerin açılması ile ilgili dünkü Bakanlar Kurulu'ndan ben hiçbir şey duymadım. Neden? Biz açılmayacak diye bir durum yoktur. Biz bütün sektörleri biliyorsunuz açıyoruz ve açacağız da. Yani bu önümüzdeki bu hafta içerisinde mesela güzellik salonuna bugün onlar da açılacaktır. Göreceksiniz. Tabii Bakanlar Kurulu'nda bütün bakanlardan oy birliğiyle geçmektedir. Her şey oy birliğiyle geçmektedir. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yoktur. Otellerle ilgili de Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve iki haftadır çalışmalar devam ediyor. Hem Turizm Bakanlığı Müsteşarı, hem Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Çalışma Bakanlığı Müsteşarları. Orada bir çalışma vardır ve önümüzdeki günlerde turizmle ilgili de otellerle ilgili de bir açılma olacaktır. Yani otelcilerle de anlaşıp hep beraber bu açılım yapılacaktır önümüzdeki günlerde. Sayın Bakanım Sayın Bakanım tam burada bir şey sorayım. Yani 5 yıldızlı oteller bayram için açılacak diyebilir misiniz iş turizm için? Şimdi bunun için kesin bir şey şu anda söylemiyorum ama bu bir çalışma vardır. Bakanlar önümüzdeki Bakanlar Kurulu var. Bu Perşembe günü sanırım. Perşembe günü olan Cuma günü Perşembe almışlar. Perşembe günü. Bu konular ele alınacaktır ve bazı sektörler daha açılacaktır. Onun için mesela hangi sektörler Sayın Bakanım? Ya şimdiden tabii bağlayıcı olsun diye söylemek istemiyorum ama Sizin görüşünüz, en önemli görüş sizin görüşünüzdür. Bence bu güzellik salonları açılacaktır. Başka? Yani meclisi kapısına geldikleri için. Yok ondan değil, bu düşünülüyordu zaten. Yani bu düşünülüyordu. Hayır. Sayın Bakan, yarın da kreş sahipleri gelse olur mu? Hayır öyle değil. Ben mesela bu, yani öyle değerlendirmeyin. Benim bugün sabahleyin restorançılar da bana geldi mesela. Bakanlığa geldi. Sabah 9.30'da geldi. Görüştük. Bazı sektörler geldi. Görüştük. Tamam mı? Yani en kısa sürede şimdi burada bir şey söylediğin zaman hep bağlayıcı oluyor. Onun için söylemek istemiyorum ama bu ay içerisinde çok sektörü açılacaktır. Bu bayram dolayısıyla otellerle ilgili de bunu Sağlık Bakanlığı, işte Çalışma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve otelcilerle beraber aynı paralelde netice alındıktan sonra söylersek daha olacak. Yalnız şöyle bir çelişki. Sayın Bakanım şöyle bir çelişkiye girmeyelim yalnız. Şimdi bayramda güneyde Paskalya'da havadan drone uçurttular. İnsanlar bir araya gelmesin diye. Ama vakaların en çok olduğu dönemde oldu bu. Şimdi eğer bayramda biz Kıbrıslı Türkler olarak aynı düşüncedeysek ki şu anda düşünce odur gördüğüm kadarıyla. Yani madem ki bu şeyi devam ettiriyorsunuz, gece sokağa çıkma yasağını, işte restoranlar kapalıdır. Ya bayramda bunu devam ettireceksiniz, drone uçuracaksınız havadan, polis helikopteri havadan izleyecek insanlar bir araya gelmesin. Veyahut da şimdiden o mesajı vermeniz gerekiyor. Bizde bir şey yoktur. Haftaya açıyoruz dış mekanları restoranlara. Bayramda da drone uçurmayacak herkes. Sosyal mesafeyi koruyarak eldiven taksın, işte yüzüne maske koysun, ailesiyle birlikte olsun. Yani bunu Perşembe günü söylemeniz gerekir. Aksi takdirde sonra bunu yaparsanız farklı bir şey gelecek. Yani güneyi ben takip ettim. Paskalya'da dediğim gibi dronlar mahallelerde uçardı. Böyle bir durum var. Evet. Perşembe günü
her konuda geniş açıklama yapılacaktır. Alınan kararlar bayramla ilgili, otellerle ilgili, işte açılmayan sektörlerle ilgili geniş bir açıklama yapılacaktır. Ama tabii bu bayram biraz hassas bir konudur. Dolayısıyla yani bunun üzerinde çok düşünmek lazım. İnsanlar birbirine gidip bayramlaşacak, öpüşecek falan, bunları çok çok dikkat etmek gerekir. Yani hassas. Yani vaka varmış gibi davranmak biraz tehlikeli, evet, değil mi? Evet. Yani vaka yoksa niye bu kadar? Sayın Bakanım. Şimdi vaka %100 yoktur diyemeyiz. Ve biz mesela şu tedbirleri de aldık. Biliyorsun iş yerlerinde belli kriterler vardır, belli şeyler vardır. Herhangi bir anda bir vaka çıktığı zaman, yani vaka dediğim öksürük olduğu zaman veya ateş olduğu zaman nasıl süratle müdahale edilecek tedbirleri de aldık. Dolayısıyla nereye ulaşar? Bütün özelde çalışan doktorları hepsini Sağlık Bakanlığı ve ateş poliklerine online sistemiyle bağladık. Yani bir doktor kendisine giden bir ateşli vakayı polikliniğe sevk ederken bunu Sağlık Bakanlığı da görecek, ateş polikliniğe görecek, doktor da görecek ve bu vaka nereye gittiğini tespit edilecek. Gitti mi, gitmedi mi? Dolayısıyla neticeler de hem Sağlık Bakanlığı'na iletilecek, hem hastaneye olacak, hem özel doktora iletilecek. Dolayısıyla yani bütün tedbirleri elden bırakmamak lazım. Çünkü bu ikinci bir dalga gelebilir. Dolayısıyla her şey bir anda, her şey bitti diyemeyiz bunu. Ama açılmayacak da demiyoruz. Ama açılırken de tedbirlerimizi koya koya gitmemiz gerekiyor. Yani bir anda... Peki Sayın Bakanım, insanlarımızın kendi aldıkları tedbirler de önemli değil midir zaten? İş yerleri de aynı tedbirleri alıyor. Ateş ölçmeden giremiyorsun. Sürekli hijyen, sabun, ellerini hijyenliyorsun, sabunluyorsun. Yani sosyal mesafeyi koruyorsun. Pozitif vakada olmadığına göre mesela gece saat 9'da sokağa çıkma yasağının devam etmesi sizce normal bir uygulama mıdır? Perşembe günü bu 9'da ilgili konu bundan önceki Bakanlar Kurulu'nda konuşuldu. Perşembe günü Bakanlar Kurulu'na bu konu hakkında da belli bir açıklama yapılacaktı. Yani bu Bakanlar Kurulu'nda bu konuşuldu, belli şeyler konuşuldu. Dolayısıyla önümüzdeki Bakanlar Kurulu'ndan sonra bir açıklamayı bekleyin. Ama ben bunu bütün halkıma buradan seslenmek istiyorum. Yani bu tedbirleri elden bırakmamak lazım. Eğer biz bütün tedbirleri elden bırakırsak bu ikinci bir dalganın gelebileceğini ben düşünüyorum. Bu dünyada örnekleri vardır. Wuhan kentinde bile şu anda bazı vakalar görülmeye başladı. Dolayısıyla dışa kapalı bir Wuhan kenti bile Çin'de. Dolayısıyla bizim bütün halkımız, herkes gerçekten kendine düşen görevi yaparsa mesele kalmaz. Ama herkes yapar mı acaba? Bir de o var. Yani evet, birkaç tane yani sorum var. Bir tanesi Londra'dan gelecek cenaze konusu çok bize sorulan çok fazla olay. Rum tarafına Cyprus Mail gazetesinin yazdığına göre 4 tane cenazeyi getirmek istediler. Ama İngiliz makamları cenazelerin ihraç edilebilmesi için, buraya gönderilebilmesi için uygun bir şekilde ilaçlanıp mumyalanması gerektiğini, kapalı tabuta konup paketlenip gönderilmesi gerektiğini, bu süreçte bu ilaçlama ve mumyalama işinin mümkün olmadığını bildirdi. Ve 4 tane Rum vefat eden kişinin cenazesi Londra'da kaldı. Bizim vatandaşlarımızın gelmek isteyenleri var. Bugün Sayın Bakan, Ulaştırma Bakanı işte yeni bir uçaktan söz etti. Gelebilir dedi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Bir, ikincisi de bundan bir ay kadar ya da bu son bir ay içerisinde özellikle 15 gün önce, 20 gün önce yoğun ölümler yaşadık. Yani yoğun derken bizim nüfusumuz şartlarımızda. 15-20 tane, 30 tane insanımız tak 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 öldüler.
Ve genellikle bu ölümlerin sebepleri farklı farklı şeyler açıklandı. Var mı size göre bilmeden sonucunu biz yapmadık, testini biz yapmadık, bilmiyoruz. Yani koronavirüsün sebep olduğu ama bizim bilgimiz dışında ölen insanlar olabilir mi? Böyle de bir endişe var. Bu iki soruya da yanıt beklerim mümkünse. Buna cevap verebilirim. Benim o 2019'da 2020 arasındaki evde ölüm ve hastane ölüm oranları benim elimde vardı. Ve bu ölüm oranları yani 2019'a göre 2020'de daha çok değildi. Hatta Mart ayında daha az bir şeydi. Yani fazla bir ölüm yani 2019'da normal bir şey ölüm. Hayır öyle bir şey yoktu. Zaten öyle bir şey olmuş olsaydı bunlar hastaneye gelip öksürük şikayeti, işte solunum zorluğu, bir pnömoni, bir zatürre ile ölmüş olacaklardı. Dolayısıyla bunlar evde ölen bu kişilerin veya hastanede ölen kişilerin böyle COVID-19'dan öldüğünü ben inanmıyorum. Evet. İngiltere'den gelecek olan cenazeler? İngiltere'den gelecek olan cenazelerle ilgili siz de biraz önce dediğiniz gibi tabii bu çok hassas bir konudur. Bu konu hakkında henüz daha karar verilmemiştir. Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz. Ama hassas bir konu olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü orada bir COVID vakası, ölenlerin COVID vakası olup olmadığını oradan gelecek raporlar neticesinde netleşecektir. İşte değişik bilim kurullarının gerek dünyada gerekse buradaki bilim kurullarının değişik yorumlar yapmaktadır bu konu hakkında. Dolayısıyla bu konu gerçekten hassastır. Bazısı mesela diyor ki işte ben öldüğüm zaman işte beni bilmem yurt ana vatanımda işte Kıbrıs'ta gömün diyebilir. Ama yine de bu bir özel bir durumdur. Bir pandemi vardı bütün dünyada. Alınacak kararlar tabii ki hem gelecek olan cenazelerin aileleriyle ilgili olarak hassas bir konudur. Hem buradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarla ilgili de hassas bir konudur. Dolayısıyla bu konu hakkında çok iyi karar vermek lazım, çok iyi düşünmek lazım. Önümüzde daha zaman vardır bu konu hakkında. Dolayısıyla şu anda bir karar alınmamıştır bu konu hakkında. Tabii değişik insanların değişik görüşleri vardır. Sağlık Bakanlığı'nda görüşleri vardır. Diğer arkadaşların da görüşleri vardır. Dolayısıyla şu anda net bir şey yoktur bu konu hakkında. Evet. Ama önümüzdeki ay sonu zaten biliyorsun İngiltere'den şu anda direkt uçuş yoktur. Oradan gelecek cenazelerin nasıl geleceği de bir problemdir. Deniz yoluyla gelmesi, işte uçağla gelmesi arasında çok fark vardı. Dolayısıyla ben bu konu hakkında önümüzdeki günlerde karar verileceğini buradan size söylemek istiyorum. Evet, Sayın Bakanım, geçen programda size sormuştum, yine sormak isterim. Çünkü sorum onun şeyinde olacak. Şu anda elinizde kit var mı test yapmak için? Kaç tane kitimiz var mesela şu anda? Şu anda elimizde PCR kitimiz olarak 8000 tane PCR kitimiz var. Güzel, arttı demek. Yani bu sürekli geliyor bu kitler zaten. Yani geçen defa 4000 tane galiba. Evet. Sürekli artıyor bunlar tabii. Evet. Şimdi mesela hızlı kitimiz bir bakıyorsun 6000 tane vardır. Ondan sonra 1000'e düşüyor. Ondan sonra 10.000 tane gelir, yükseliyor. Ama burada en önemli kitler PCR kitleridir. Evet Sayın Bakanım, şu anda 8000 adet. Yani kitle herhangi bir sıkıntımız yoktu. Kaldı ki biz çıkacak olan ELISA yöntemiyle kitleri bekliyoruz. Evet. Ve bu önümüzdeki günlerde işte bu ay içerisinde Almanya'nın Abbott şirketinin çıkartmış olduğu bazı kitler var. Bazı diğer firmalarında çıkaracak kitler var. Bu kitler direkt ELISA yöntemi normal biyokimya laboratuvarlarında çalışılabilecek kitlerdir ve daha güvenilir kitlerdir.
Dolayısıyla biz onların siparişini de verdik, bir kısım onları da bekliyoruz yani. Onun için bazı kitlerde, PCR dışındaki diğer kitlerde fazla açılmayı istemiyoruz. Evet, şunu sormak isterim Sayın Bakanım. 8 bin tane kitimiz vardır. Şimdi 20 gün oldu, 25 gün oldu, pozitif vaka yoktur. Yani bir hafta daha bu devam ederse, ki devam edecek gördüğüm kadarıyla, baskı daha da çok üzerinize gelecek. Yani insanlar diyecek ki bir ay oldu, pozitif vaka yoktur, artık biz isyan ediyoruz safhasına gelecekler. Dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum. Dünyada gördüğüm kadarıyla yaptığım araştırmalarda ve işte haberleri izlerim ve görüyorum. Görülen bütün koronavirüs vakalarının çoğu aseptomik kişilerden bulaşıyor daha çok. Madem ki elimizde kit vardır, yarın itibariyle rastgele testler yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü bir yerde artık bir final yapmanız gerekiyor. Yani artık siz şimdi şeye çıktınız, yani ava çıktınız, ava gittin, tavşan aran. Ve resmen aran, yani araman lazım. Yani tavşan bulmam lazım, tavşan kalmadı. Ben çıkacağım ve yarın test yapacağım. Artık şey, uzmanlar daha iyi bilir. Şimdi Güney bunu yaptı, 20 bin yaptı genel olarak, yani o temas halinde olanlara. Bir de yaptı 800 kişiye. Bizde henüz yapıldığını görmedim, duymadım. Şimdi madem ki dünyada asemptomik kişilerden bulaşıyor bu hastalık, biz de böyle bir final yaparak bu son testlerimizi yapıp bir bakalım ne var ne yok. Var mı vaka? Çünkü ben artık yani Harun Denizkan olarak isterim çıkayım, korona olayım da çıkayım da geleyim de sizlere Harun pozitif çıktı da rahatlayasınız. Çünkü bir yerde artık baskı yemeye başlayacaksınız. Bugün kuaförler, yarın ne bileyim berberler, o bir gün restorançılar. Arkası gelecek bu işin. Çünkü yoktur. Şimdi olsa tamam diyecekler, bak vardır da şey değil, ama yoktur artık. Bir hafta daha bu şekilde giderse, ki gidecek. Bunun önünü kesmek için böyle bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Bunu sormak istedim. Şimdi bir kere şöyle, biz bu sektörlerin büyük bir kısmını önümüzdeki günlerde açacağız. Yani açmıyoruz diye bir şey yoktur. Onu yani biliyoruz zaten. Onu biliyoruz. Kesinlikle açacak. Bak, taramaya gelince biz nasıl rastgele anket yapıyoruz ya. Bak, bütün yurtta geniş bir tarama yapıyoruz. Bunu hazırlıklarını yapıyoruz. Gelecek olan bazı kitler vardı. Bu Abbott'un çıkarttığı siparişlerini verdik. Onlarla yapmayı düşünüyoruz. Bu rastgele dediğiniz testleri zaten yapıyoruz biz. Mesela ben biraz önce dedim ya, 15-20 tane eve gidip onları yaptık. Bazı yerlere gidip bugün mesela 1000 tane 1000 test yaptık. Bu testlerin büyük bir çoğunluğu şeydi, PCR testiydi. Ve bunları nasıl yapıyoruz? İşte biraz önce dediğim gibi, ateşli vakalar, asemptomatik ve işe açılan iş yerlerinin mesela her birinden, her iş yerinden 10 kişi, 15 kişi, 8 kişi, 5 kişi böyle taramalar da yapıyoruz her gün. Belki biz bunları anlatmıyoruz ama dün mesela ben bakanlıkta bunun kararını almıştık. Dedik ki bugün yapılacak olan testler ateş poliklinerinde mutlaka yapılacaktır. Ve bu sektörde bu kadar, onların taramasını yapıyoruz. Yani hatta mesela vaka görülen yerlerde, zamanında vaka görülen çevrelerini de yapıyoruz. Yani biz bunları yapıyoruz. Belki anlatmıyoruz ama bunları biz sürekli yapıyoruz ve biz daha fazla hassasız bu konu eskiye nazaran. Dolayısıyla doğrudur. Bütün sektörler hemen zaten çok sektör açılmıştır. Yani hangileri açılmamıştır? Sinema, tiyatro, o tip yerler açılmamıştır. Onun dışında çok az bir kısım kalmıştır. Yani ekonomiye... Hadi bakalım, her yer kapalı daha. Bir yer açık değil, her yer kapalı daha. Hangileri evet, mesela? İnsanların huzur bulacağı yerler kapalı. Huzur bulacağı yerler kapalı Sayın Bakanım. Yani Mesela bir örnek vereyim. Sayın Bakanım, sizinle gidip bir kahve bile içemeyiz. Her yer kapalı.
Ya kahveli tamam, onlar da açılacak. Yani bu nasıl bak, kademe kademe açılıyor. Yani tedbirler alına açıyor. Ya bir anda da yani bazı şeyleri aceleye getirip de Bir şey daha sorayım hemen. Sayın Bakanım. Bir şey daha sorayım. Birileri size muhalefet mi ediyor da açmak istemezsiniz? Yani birilerinin baskısı mı var bu memlekette? Yok. Onu gördük başında. Yani Ondan çekiniyor musunuz? halkın bir baskısı var mı? Çünkü halkın içinde de bazıları açmayın diyor. Bunu Evet. siz bir baskı olarak mı algılıyorsunuz? Yani Şimdi siyasiler bazı ve halk. Siyasiler ve halk. Vallahi siyasiler bugün mesela mecliste siyasilerin büyük bir çoğunluğu aç diyorlar. Yani bu büyük bir şey oldu bugün. Yani hem muhalefet olsun hem şey olsun. Yani bize büyük bir şey verildi bugün. Açın 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 falan diyorlar. Cesaret, cesaret. Sayın Bakanım, cesaret biraz. Cesaret göstermek lazım. Açalım, Ama varsa bir açıyor. bakkan hemen önlemini alacak zaten. Allah Sayın korusun. Bakanım. Yani Yani bir hemen hemen çok yerler açılmadı. Sinema açılmadı. Kimler açılmadı? Bak kahve, restoranlar zaten önümüzdeki günlerde kapalı açılacak. kapalı yere kimse Sayın gitmek istemez Sayın Cumhurbaşkanım, Bakanım. o İki zaman aydır herkes evde. açık süre kreşler ne zaman açılacak Mesela Sayın Bakanım? kimler? Kreşler ne zaman açılacak? Kreşler de açılacak. Şimdi Ne Perşembe günü zaman? zaten bak Perşembe günü bu yol haritasını hep net bir şekilde bağlayıcı olmasın diye buradan söylemiyorum. Ama Perşembe günü göreceksiniz her sektörün takvimin belli olacak. Netleşti yani Tamam. bugün. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tamam. Bakanım sizden güzel haberleri. Açılıma dair cesaretli kararlarınızı bekliyoruz. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum. Bu bir haber okudum. Bir haber okudum. Türk Hava Yolları ve Atlas Jet 28 Mayıs'ta KKTC'ye uçak seferlerini başlatıyor diye. Bir başka haber okudum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Haziran ayında sadece KKTC vatandaşları uçacak diye. Şimdi o haber mi doğru, bu haber mi doğru? Sana tarih veriyor Türkiye. Diyor ki 28 Mayıs'ta KKTC'ye sefer başlatıyoruz. Bilet satışlarına da başladık diyor. Atlas Jet ve Türk Hava Yolları olarak KKTC'ye bilet satışlarına da başladık diyor. Ben KKTC makamları açıklıyor başbakan ya da haber nereden çıkıyorsa sadece Haziran ayında KKTC vatandaşları gelecek diyor. Bunun hangisi doğrudur? Noktalı virgül devam ediyorum. Şimdi bir sektörleri açacağız ama birçok çalışan da gitti Türkiye'ye ya da başka kendi ülkesine neresiyse. O çalışan insanları adaya getirmek gerekecek. Veyahut da illa KKTC vatandaşı olması da gerekmez. Burada yaşayan insanların çocukları var, aile yakınları var, yanlarına gelmek isteyecekler. Bu gelişler gidişler için bir plan yapıldı mı? Yani örneğin gelecek olanlar gelmeden orada mı test yapacaklar? Burada mı test yapılacak? Her gelen karantinaya alınacak mı? Test yapıldıktan sonra yeniden karantina ihtiyacı olacak mı? Mesela bütün bunların planlanması ve toplumla paylaşılması gerekiyor artık. Çünkü Türkiye dedi ki 28 Mayıs'ta ben Türk Hava Yolları biletlerini satmaya başladım dedi. Doğru mu bu mesela? Evet, doğrudur. 28 Mayıs'ta biletleri satmaya başladı. Ama 28 Mayıs'ta da geldiği zaman ne diyecek biliyor musun? Biz bunu erteledik diyecek ve uçmayacak. Bunu da biliniz, göreceksiniz. Bir başka bir şey var. Bir kere her şeyden önce bir kere bu Covid-19 bitmemişti. Bak, açılmayacak demiyorum. Bak, dünyada Covid-19 net bir şekilde, bunu burada söylüyorum, bu bitmemişti. Bitmediği için yurt dışından bu ülkeye gelecek olan kişiler gerçekten çok sıkı bir şekilde önlemler alması lazım. Ben bunu bir Sağlık Bakanı olarak ben bunu her zaman savunacağım. Ne olursa Destekliyoruz. olsun Sonuna kadar Sayın girmesin, Bakan. girmesin diye bir şey söylemiyorum. Orada kalan vatandaşlarımız tabii ki gelecektir. Ama geldiği zaman belki de
Şimdi bir şartlar koyacak, o da PCR'ını yapsın diyeceğiz. Belki de 14 gün değil, 7 gün yaptıktan sonra, buraya geldikten sonra bunu 7 gün, 14 gün değil, 7 gün, 8 gün kontrol altında kalacaksın, garantide de kalacaksın. Ondan sonra size tekrar bir PCR yapacağız diyeceğiz. Ama bunu tamamen biz yurt dışını tamamen açarsak burası felaket olur. Yani önlemler almadan her isteyen istediği gibi bu ülkeye girerse bu iş çok kısa sürede çok kötü şeyler olur. Dolayısıyla hayır, ben bunu ben burada Sayın Bakanım, mesela çalışan insanların dönüşü. Yurt dışından gelecek insanlar tabii ki gelecek ülkemize. Biz önümüzdeki günlerde zaten bunun şeyini açılımını yapıyoruz. Zaten şu anda da Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde bazı hasta yakınları gidip de orada kalanlar geliyor. Gemilerle geliyor. Rum tarafından gelen kişiler vardır, uçaklarla gelen vardır. Onlar bizim sınıra geldiği zaman zaten biz bunları alıyoruz. Zaten şimdi direkt uçuşlar yoktur hiçbir ülkeden buraya. Yarın açıldığı zaman tabii ki biz bunları alacağız. Ya da turistler gelecek. Turistler için de onları da alacağız. Ama belli bir şartlar konulacak burada. Çünkü Allah aşkına şu anda bitmedi dünyada bu COVID-19. Yani Sayın Bakanım soru sorabilir miyim? Müsaadenizle. Benim bir soru sormak istiyorum. Müsaadenizle. Buyurun. İlaç sıkıntısı hat safhada memlekette. Yani korkunç bir ilaç terörüyle karşı karşıyayız. Koronavirüsten daha çok, çok daha öldürücü sorunlarımız olabilir. Kanser en başta olmak üzere, kalp, şeker, hiç ilaç kalmadığı konusunda iddialar var ve paramız olmadığı konusunda da iddialar var. Bu konuda ne düşünürsünüz? Ya da ne söyleyeyim? Şöyle bir şey yani. Böyle kanser ilaçlarla ilgili bana da bugün mecliste sordular. Hem birkaç tane kişi gelip de dedi ki işte kanser var, kanser ilaçlarında büyük sıkıntı. Böyle çok bak bütün ihaleler çıkmıştı. Bu hafta içinin sonuna doğru ve önümüzdeki hafta peyderpey bütün ilaçlar gelecektir. Yani biz bunun ihalesine çıktık. Hiçbir kısıtlama yoktur. Ve peyderpey daha bu ilaçlar geleceğini de ben daha dün ilaç eczacılık müdürüyle Ayşe Hanım'la konuştum. Yani öyle dendiği gibi öyle çok 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 sıkıntı bir yoktur. Bazı özel ilaçlar vardır ki bunlarda tabii ki sıkıntı vardır ama bu özel ilaçlar eskiden de bu sıkıntı vardı. Şimdi değil, eskiden de bu sıkıntı vardı. Yani bulunamıyordu bu ilaçlar. İngiltere'den gelen ilaç vardı, bazı ülkelerden gelen ilaçlar vardı. Bunlarda sıkıntı olur. Ama geniş, çok üst seviyede bir ilaç sıkıntısı yoktu bu ülkede. Kanserli ilaçların bir kısmında bir sıkıntı vardır ama öyle aşırı değildir. İhaleye çıkıldı, önümüzdeki günlerde gelecektir. Yani bu hafta içinde gelecekti. Ben bir yarın yine sorayım. Çünkü pazartesi geçen hafta sormuştum. Bu hafta gelecekti. Yani böyle çok 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 aşırı bir biz bazı şeyleri gerçekten çok büyütüyoruz. Yani insanlar bir ilaç eksikse her şey eksik deniliyor. Öyle bir şey yoktur. Ama tabii ki zaman zaman bazı eksiklikler vardır. Eskiden de bu vardı. Şimdi de vardı. Kaldı evet. Ki şimdi bir çok zorluk de, vardı. Yani dışarıdan bir şey. Şimdi ilaç sıkıntısı. Bir soru daha merak ediyorum. Çok merak ettiğim bir konu. Siz doktorsunuz. İstatistiklere bakarsanız Türkiye rakam vaka sayısı çok yüksek ama iyileşen insan sayısı yine çok yüksek oran olarak ve hayatını kaybedenler Allah daha da azaltsın kaybedenlerin sayısını mutlaka ama çok düşük. Bu gerçekten anlatıldığı gibi bir büyük başarı mıdır yoksa bazı rakamlar bazı şekilde oynanıyor mudur? Nasıl bir yorum yaparsınız? Yani Türkiye yalan yapıyor demek istemiyorum ama sanki böyle çok düşüktür. Kabul edilemeyecek düzeyde düşüktür. Sizin nedir tahmininiz? Ya şimdi tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği verilere inanmak lazımdır. Evet. Yani Türkiye'de sağlık altyapısı biliyorsun gerçekten güçlü bir altyapısı vardır. Dolayısıyla verilen rakamları da biz Sağlık Bakanı olarak, ülke olarak da bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Evet, sağ olun. Evet, Sayın Bakan. Şimdi yani burada başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bu biraz önce bu soruyu sorduydunuz da onun için unuttum.
her krizin arkasında bazı sıkıntılarımızı, bazı eksiklerimizi gidermek mecburiyetindeyiz. Mesela bunu göstermiştir ki zaten biliyorduk, sağlık altyapımız tamam değil. Bunu ta eskiden biliyorduk. Yani bu hükümet deyip gelmiş geçmiş tüm hükümetler maalesef sağlığın altyapısına çok önem vermemişti. Ben geldiğim günden beri bunu söylüyorum. Dolayısıyla bu bir fırsattır. Bu altyapımızı mutlaka belli seviye halkımız için, halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti vermek için ben bunu sürekli söylüyorum ve bunu da söylemeye de devam edeceğim. Dolayısıyla bu bir fırsattır. Sağlık altyapımızı bugün muhalefetteki arkadaşlar da başkanlar da bana söyledi. Ben de aynı fikirdeyim, zaten söyledim. Bu altyapımızı dedim ki çıkın konuşun, destek verin. Bu iş olsun sonuçta. Yani biz bu bir fırsattır. Sağlık altyapımızı en iyi seviyeye getirmek. Bir, ikincisi de ekonomimizi de düzeltmek lazım. Kendi ayaklarımızın üstünde durabilen bir ekonomi mutlaka yaratmamız lazımdır. Yani bugün her zaman tabii ki Türkiye bize yardımda bulunacaktır. O bir yardım gelecektir. Ama biz her şeyden önce biz kendi kendimizi yeten bir toplum olmamız lazımdır. Yani dışarıdan gelen yardım, mesela bir örnek vereyim. Düşün sen ki bizim şu anda bir iş yerimiz vardır ve bu iş yeri en iyi şekilde çalışmaktadır ve çalıştıkça bu iş yeri yükselmektedir. Daha fazla yatırım yapmaktadır. Dışarıdan gelen bir katkı bunu daha da ileri atacaktır. Dolayısıyla biz her yönden kendi kendimize yetecek bir toplum olmak mecburiyetindeyiz. Bunu bilincin içerisinde olup bunu kendimiz yapmak mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, pandemi hastanesi ne durumda? Şimdi pandemi hastanesi üzerinde ben büyük çalışma yapıyorum. Gerçekten burada bu ülkeye bir pandemi hastanesi mutlaka şarttır. Ve ben bundan da vazgeçmedim. Başbakanım da sürekli söylüyorum, başbakanıma da tabii. O da yardımcı olmaya çalışıyor. Ama benim bu pandemi hastanesi ile ilgili önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bir plan vardır. Birileri şimdi söyleyeyim, yani belki birileri bu bir pandemi hastanesini bize yapmayı istiyor. Dolayısıyla ben bununla irtibattayım. Bütün finansmanını birileri adadan mı yoksa ada dışından mı? Vallahi adadan değil, ada dışından biridir ama adaya bir bağlantısı vardır. Ama herhangi bir şimdi bazısı diyor ki işte birileri sana bunu yapacak, onun karşılığında da menfaat bekleyecek. Hayır kardeşim, yani bugün biz menfaat karşılığı hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi bize şu anda Sağlık Bakanlığı'na biri 10 bin lira yardım ediyor, biri 1000 lira yardım ediyor, biri 1 milyon yapıyor, biri gücüne göre 500 lira yardım yapıyor. Biri ondan da çarşaf getiriyor. Bunlar belli bir karşılığında mı yapıyor? Hayır. Yapacaksa yapsın ama biri karşılıkta isterse hayır efendim, karşılık yoktur. Öyle varsa git işine. Demek biz bunu da deriz. Dolayısıyla eğer yapılacaksa bize bu, öyle bir katkı yapılacaksa yapılır. Yapılmayacaksa bu devletin bu pandemi hastanesini yapmaya parası vardır. Bunun bence parası vardır. Yani para var bu ülkede. Yeter ki bu paraları doğru yerlere kanalize etmektir diye düşünüyorum. Yatçı bir arkadaş soruyor Sayın Bakan, yatlara önce izin verilmiş pazartesi günü çıkabilecekler limanlardan diye. Sonra bu izin kaldırılmış, gerekçesi nedir? Yatlarla ilgili bir konuşma oldu, evet. Yatlara gerekçe verilmemiş oldu. Yani ben herhalde perşembe günü bu yatlara bu izin verilecektir. Çünkü bir sıkıntı orada olacağını zannetmiyorum. Yani herhangi bir sıkıntı olma, bir kişi yatın içinde gidip de ve özel mesela balıkçılar da herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Çünkü bu balık amatör sporlar falan, bunlar açılması gerekir. Muhtemelen de bunlar da açılacaktır. Golf
golf da bireysel sporlardı bunlar. Tabii bunlar hepsi aşılması gerekir. Belki büyük maçlarda maçların daha bir sıkıntı olabilir. Yani böyle işte birbirine savunma, termer falan olabilir. Onun dışındaki şeyleri açılabilir. Perşembe günü ne zaman başlayacak Sayın Bakanım? Çok büyük açılımlar. Futbol ligleri ne zaman başlayacak Sayın Bakan? Valla futbol ligleriyle ilgili federasyonla bir konuşma yapılıyor, bir çalışma vardır. Ama netleşmedi o tam. Net bir şey söylemiyorum. Yani Galatasaray, Fatih Terim korona tedavisi gördükten sonra ilk antrenmanını yaptı sahada. Herhalde bu kadar koronavirüs vakası olan Türkiye'den sonra bizde de başlar futbol. Şimdi tabii her ülke açılma yönünde bir hareket vardı dünyada. Çünkü sadece sağlık yönü değil, ekonomik çok önemli. Tabii ki bugün biliyorsunuz Amerika'da bir sürü insan ölüyor. Fakat o da açılıyor, gittikçe de açılıyor. Ama bizde bir insan öldüğü zaman çok hassastır. Bizim ülkemiz küçük ülkedir. Herkes herkesi evet. tanıyor, herkesi seviyor. Bir kişi bir kişidir. Çok hassas bir konudur. Dolayısıyla biz daha fazla dikkat etmemiz gerekir. Biz daha fazla çalışmamız lazım. Biz altyapılarımızı daha iyi yapıp sağlığa çok önem vermemiz lazım. Hiçbir insanımızın kaybedilmesine hiç kimsenin müsaade etmez. Hiç kimse müsaade etmez. Dolayısıyla biz Sağlık Bakanı olarak da her şeyi bir beraber götüreceğiz. Ekonomimizi de düşüneceğiz. Sağlığımızı da düşüneceğiz. Sosyal hayatımızı da düşünüp ona göre hareket edeceğiz diye düşünüyorum. Doğrusu da budur bence. Evet Sayın Bakanım, sizi çok yorulttuk bu akşam. Bayağı da konuşuyoruz birlikte. Teşekkür ederiz. Şunu sormak istiyorum. Şimdi biz Kıbrıs'ın güneyi ile kuzeyi bir diye düşünürük. Aynı adanın içerisindeyiz de. 1 Haziran'dan sonra Kıbrıslı vatandaşların adaya girmesini kolaylaştırıyorsunuz. Gelebilirler dediniz de. Güneyde yaşayan Kıbrıslı Türkler veya güneyde olan Kıbrıslı Rumlar veya Maronitler veya ne bileyim Ermeniler. Yani biz bir an önce niye kapıların açılmasına onay vermiyoruz? Çünkü biz güneyden daha iyi bir güzel bir şekilde bu pandemiyi önledik. Neden bunu yapmayı düşünmüyoruz ve bir an önce kapıları açalım biz? Çünkü Rumlar geçen gün ne dediler? Kapıları Türk tarafı kapattı dedi. Cuma günü Kıbrıslı Türk işçilerin Mete Hansı'nın kapısında eylem yapacağını öğrendim biraz önce. Şimdi Kıbrıslı Türklere de, yabancılara da, buradaki yaşayan Kıbrıslılara da, yani herhalde siz Kıbrıs'ı bir bütün olarak düşünürsünüz. Şimdi politikayı bir kenara bırakalım. Bu bir pandemi olayı, bir salgın olayıdır. Yani bu adada yaşayan insanların güneyden kuzeye geçmesine bir karantina mı isteyeceksiniz? Bir bu, ikincisi de biz kapıları biz daha önce niye açmıyoruz Rumlardan önce? Biz açtık, biz temizlik. Zaten döviz de aldı başını gidiyor. Adam gelip benzinini koysun, sigarasını alsın, marketine gitsin, eczanesine girsin. Yani madem ki ekonomimiz de kan istiyor, bunları niye yapmıyoruz? Bunu sormak isterdim. Şimdi bu tabii iki toplum vardı. Bu iki toplum arasında da bir sağlıkta biliyorsun enfeksiyon komitesi vardı, teknik komitesi var, sağlık komitesi vardı. Evet. Bu komiteler şanlı olarak bazı kararlar alıyorlar. Yarın bu komiteler bizim konuştuğumuz gibi aynı şekilde bu konuları tartışacaktır. Benim görüşüm sağlıkta her iki toplumun alınacak kararlarda hem fikir olması ve tedbirleri ortaya koyup kapıların eş anlamda açılmasıdır. Yani tek taraflı karar vermemek lazım. Her iki toplum, sağlık çünkü bu evrenseldir, sağlık siyaset kabul etmiyor. Dolayısıyla sağlıkta bir işbirliği mutlaka olması gerekir. Ve bu yarın bu atılım yapılacaktır. Ben şuna inanıyorum ki bu komite bütün bu bize bana sorduğun her şeyin ortaya koyup belli kararlar
alınacağını düşünüyorum. Yani garanti konusunda değil mi Sayın Bakanım? Yani İngiltere'den gelen de iki toplumun eş anlamlı kararlar alıp bu eş anlamlı bu açılımı nasıl yapılacağını, yöntemlerini her iki toplumun enfeksiyon alt komitesinin yani karar vermesi, yani teknik komitesinin karar vermesini ben bekliyorum. Çünkü yani bir tek taraflı veremezsin bu işi. Yani öyle söylüyor, Rum tarafı biz açtık diyor ama bizimki oraya geçtiği zaman hemen garantini alıyor. Yani bu öyle, bu biraz da politika var. Dolayısıyla eş anlamlı olarak teknik komitenin, sağlık teknik komitesinin hem Rumların hem bizim bir karar alıp uygulanması daha iyi olacağını düşünüyorum. Sayın Bakanım, denize girmek yasak mı Sayın Bakanım şu anda? Çünkü mesela birçok uzman, Rum tarafından da bir uzman diyor ki özellikle çok sıcak kum içerisinde bu virüs en fazla bir dakika yaşar, mümkün değil diyor. Bütün okuduğum raporlar bunu gösterir. Bizde bu konuda bir uyarı, bir şey var mı? Denize girebilir miyiz? Kumlara basabilir miyiz? Nedir durumumuz? Bu denize girme açılıyor. Yani önümüzdeki günlerde bunun çalışması vardır. Denizler açılacaktı yani. Bu yani konuşuluyor bu. İşte biraz önce dedim ya Turizm Bakanlığı. Yok onu anladım da bu mikrobun sıcakla etkisi nedir? Yani var mı o konuda bir bilgi elimizde? Bunlar %100 kesin bir şey yoktur. Çünkü bak sıcak olan ülkeler vardır. Yazı olan ülke ve orada da salgın vardır. Ama bu yapılan araştırmalarda da sıcak havanın bu virüsü hareketini biraz kısıtlamaktadır. Yani bulaş seviyesini bile düşük bekledim. Ama ben bunu size %100 yazın bulaşmayacak diye bir şey veya bulaşacaktır söyleyemem. Bu dünya söylemiyor. Bilim adamları söylemiyor. Ama bu bir gerçektir ki bütün enfeksiyonlar özellikle bu virütik enfeksiyonlar yazın azalıyor. Ama olmuyor diye bir şey yok. Mesela yazın da ateşli hastalıklar vardı. Virütik enfeksiyonlar vardı. Ama kış kadar değildir. Dolayısıyla bunun da mutlaka yazın düşeceği bir bana göre bir gerçek yani. Sayın Bakanım, az önce bu arada az önceki soruma şunu duymak isterim ben. Çünkü 1 Haziran'dan itibaren dendi ki Kıbrıslı Türkler 1 Haziran'dan sonra dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ülkelerine gelebilecekler diye bir açıklama var Bakanlar Kurulu'nun. Şimdi deniz aşırı ile Lefkoşa'da olan yani Lefkoşa'nın güney kesiminde olan Kıbrıslı Türk'le aynı mı prosedür? Yani yurt dışından gelenle Lefkoşa'dan geleni bir mi koyacaksınız? Bunu sormak isterim. Yani güneyde yaşayan bir Kıbrıslı Türk karantinaya mı girecek? Lefkoşa'da yaşayan. Şimdi bak şurada ben biraz önce dedim ya enfeksiyon teknik komitesinin her iki tarafın alacağı kararlar çok önemli. Yani bu konu da var yani değil mi? Bu konu da var. Şimdi sen tek taraflı aldığın hiçbir karar bence tamam değil, olmuyor. Çünkü yarın öbür gün sen tek taraflı alıyorsun. Senin vatandaşın Rum tarafına girdiği zaman karantinaya koyarsa veya oradaki bir Rum'un buraya gelip biz karantinaya alıyorsak o zaman bu komite yarın bir konuşulsun bakayım. Onların düşünceleri, bizim düşüncelerimizi bir ortaya koyalım. Nasıl yapılacağını teknik komite bir konuşsunlar, bir tartışsınlar. Yarından sonra Sayın Bakanım, yarın onlar görüş size bilgi verip perşembe günü ona göre karar mı alacaksınız? Yok, onlarla ilgili şimdi bir gelsin bakayım, görüşleri gelsin, ortaya gelsin. Rum tarafının görüşleri nedir, bizim görüşlerimiz nedir? Bir ortaya koyalım, ondan sonra konuşuruz. Yani ben net olarak bunu bilmiyorum şimdi. Ya söyleyemiyorum da, kimse söyleyemez zaten. Dolayısıyla bir yarın bir görelim ondan sonra. Peki. Sayın Bakanım bu arada sosyal medyada Facebook'ta size çok böyle övgü dolu mesajlar geliyor. Bunu okuyamıyorum.
Ama bir mesaj sevgili Serhat'ın size sorması için sorulmuş. Serhat görmedi galiba. Serhat'ın yerine ben sorayım o soruyu size. Diyor ki bir vatandaşımız, Lefke'de inatla Sayın Bakan niye test yaptırmıyor diyor. Lefke bölgesi diyor. Neden test yapılmıyor diyor. Vallahi ilk defa bu soru şimdi geldi. Lefke'de niye ben test yaptırmayayım ki? Lefke benim 16 yıl haftada bir gittiğim bir yerdir. Ve Lefke'yi çok seviyorum. Lefkeler de beni seviyor. Ben iki seçime evet, girdim. Herkesten en fazla oyu Ali Pilli aldı Lefke'de. Her iki seçimde de. Bütün milletvekillerinden. Dolayısıyla Lefke'de benim için test yaptırmıyorum. Orada biliyorsun 1 Aralık bir vaka şüphe vardı. Bütün gerekli yerlerin hepsinin testlerini yaptık. Taradık hepsini. Hiçbir şey çıkmadı. Ama şu anda Lefke'de bilmiyorum ama o öyle arayan beni bir arasın. Hangi yerlerin yapılmasını istiyorsa ben onu yapayım. Yaptıralım. Evet, ama o mesajı verelim. Şimdi bir vatandaşımız demiş ki bari onu olsun okuyayım. Sizin için diyor ki bir seyircimiz, ne kadar doğal, ne kadar saygılı, ne kadar sabırlı ve ne kadar güler yüzlü. Böyle bakan her ülkeye lazım demiş. Çok doğru. Ben takdir ediyorum Sayın Bakanımızı. İçten gelir, içten geldiği gibi konuşuyor Sayın Bakanımız. Ben takdir ediyorum. Gerçekten çok sabır göstererek bu siyaset yapmıyor. Sayın Bakanım, samimiyetiniz ve halka şeffaf oluşunuz insanların yüreğine su serpti. Çok zorlu bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Önce devlet hastanesinin yanması, sonra bu pandemi olayı. Ama gerçekten sizin iyi niyetiniz, sizin kalbinizin güzelliği, halkla iç içe oluşunuz belki de önünüzü hep açtı. Hep bunlar sizin siyasi hayatınıza olumsuzluk olarak değil, bir başarı olarak hanenize yazıldı. Toplumda her ne kadar eleştirenler olsa da o eleştirenlerin cevabını da sizi gerçekten çok yakından tanıyan, sizin kalbinizi bilen insanlar gerekli cevabı verdiler. Bu akşam için şunu diyebilir miyiz Sayın Bakanım? Perşembe günü toplanacak olan Bakanlar Kurulu, birçok açılım konusunu yeniden değerlendirecek ve yeni kararlarla toplumun karşısına çıkacak. Özellikle bugün meclisin önüne gelen güzellik salonları, kreşler, restoranlar ve otellerle ilgili ve gece saat 9'da sokağa çıkma kararıyla ilgili yeni düzenlemelerle Bakanlar Kurulu yeniden topluma paylaşacak kararlarını diyebilir miyiz? Şimdi her şeyden önce ben halkımı çok seviyorum. Halk da beni seviyor. Ben bunu hissediyorum. Yani ben ömür boyunca doktorluk yaparken de biraz önce Lefke dediniz. Ben Lefke'de hemen hemen 16 yıl haftada bir gün gidiyordum ve o günü de mümkün olduğu kadar o gün izin almıyordum o günleri. Özellikle o gün gidiyordum çünkü o günü bekleyen çok vatandaşımız vardı. Dolayısıyla ben bu yönde daha çok hassasım. Siyaset olarak sağlıkta hiçbir zaman siyaset yapmadım. Herkes her vatandaş, şimdi de yapmıyorum, her vatandaş benim için önemlidir. Ama siyaset her yerde vardı sonuçta. Ben insanların görüşlerine çok önem veriyorum. Mesela bu akşam sizin sormuş olduğunuz sorular, bu akşam sizin benim için çok katkı, bana çok katkı vermiştir. Yani açılması gereken yerler, bugün mecliste konuşulanlar, meclisin dışında kürsüden değil de dışarıdan milletvekili arkadaşlarımın konuştuğu olaylar, vatandaşın bana bunlar bir ışıktı. Yani ben bunlara çok önem veriyorum. Ben hayatım boyunca kararlar alırken, mesela ben sağlıktayken bile bir kapıcının, yanımda bir kapıcının görüşünün çok çok önemli olduğunu ben bilen bir kişiyim. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde vatandaşımızın istediği doğrultuda, çünkü görüş
çok yönlü görüşler çok önemlidir. Bazı şeyler, çok insanlar bir görüş üzerinde duruyorsa bu demek ki doğrudur. Açılma konusunda bugünlerde Perşembe günü ben de açılma taraftarıyım. Çok yerlerin açılması taraftarıyım. Çünkü insanlar artık bir an önce açılması gerektiğine inanıyorum. Ancak sağlığı bozacak bazı şeyler vardır. Bunlara çok hassas olarak ben önem veriyorum. Mesela bulaşma, yani dışarıdan gelecek vakalar gerçekten çok önemlidir. Gelmesin demiyorum. Gelecek ama tedbiri alarak onları ülkemize koyacağız. Gerek PCR'ların yapılması, gerekse burada takiplerin yapılması, hem kendi sağlıkları hem bu toplumdaki insanların sağlıklarını, çünkü henüz bitmemişti bu. Yani şimdi ama kendi içimizde bir tehlike yok Sayın Bakanım, değil mi? Kendi içimizde yok en azından. Kendi içimizde de tehlike var gibi hareket edip hareket edelim. Hareket edeceğiz. Ama evet, biz herkesin görüşü nedir? Bugün mecliste diyor herkesin görüşü ne diyor? Bizim içimizde vaka yoktur. Ama bizim içinde yine de olabilir. Yani vaka yoktur ama arkasına ekliyorlar. Olabilir. Aynı şekilde ben de içimizde vaka yoktur ama sinmiş olan bazı vakalar olabilir. Onun için uyanık olmamız lazım. Varmış gibi hareket etmemiz lazım. Evet, ama doğru. Ama Sayın Bakanım, bizim sektörlerimizi de açacağız tabii. Bu insanlar hep kapatmasın içeri. Yürüyüş yapacak insanın da gereklidir. Şeylerde dediğiniz gibi gidip bir kahve içmesi lazım. İnsanların sohbet etmesi de gerekir. Ama mesafeyi, kuralları onu öğrendik zaten Sayın Bakanım. Onu öğrendik. 3 aydır öğrendik. Sayın Bakanım, herkes son olarak kendi adıma ben kendi adıma konuşuyor musunuz? Ses gelmedi. Buyur Dilek. Ben kendi adıma bugün son olarak şu soruyu sormak istiyorum Sayın Bakanım. Bakan konuşuyor ama biz duymuyoruz ama bakan konuşuyor galiba. Duyuyorum. Sayın Bakanım, bugün bir sağlıkçıyla konuştum. Yani sizin de tanıdığınız bir sağlıkçı. Dedi ki yani açık havada bir insanın maskeyle dolaşmasının anlamı nedir dedi. Yani sokakta yürürken maske takmasının bir anlamı yoktur dedi. Ne dersiniz? Yani dışarıda yürürken, gezerken maske takılmaması gerekir. Kapalı yerlerde evet, ama dışarıda caddede gezerken, yürüyüş yaparken maske takılmaması gerekir dedi. Bunu söyleyen, şimdi ismini vermek istemem tabii ama sizin de tanıdığınız önemli bir sağlıkçıdır. Sizin değerlendirmeniz nedir? Ya bu herkes değişik yorumlar yapıyor. Bu koronavirüs hakkında bulaşma şekli. Bazısı diyor ki işte 2 metre. Bazısı bu 2 metre nereden kaynaklanıyor? Tüberkülozdan dolayı 2 metre diyor. Bazısı diyor ki 6 metre diyor. Bazısı diyor ki bu işte daha kısa bir yere düşüyor ve oradan elle bulaşıp alıyorsun diyor. Bazısı diyor ki işte bu havada belli bir süre kalıyor diyor. Bazısı diyor kalmıyor diyor. Dolayısıyla maskeyi bu dönemde biz bizim bir kıyafetimiz olarak, bir aksesuarımız olarak takmamız gerektiğine ben inanıyorum. Ama yani, kalabalık yerlerde Sayın Bakan yok. Kalabalık yerlerde, belli yerlerde bunu takmamız gerekiyor. Yani insanlar mesela bayanlar şart koyuyor. Bir de koysun yani. Erkekler de koysun. Nasıl yani, bizim bir kıyafetimizin bir parçası olsun. Bir parçası olsun. Bir dönemde böyle yapalım. Ne fark eder yani? Peçe dönemi gibi. Sağlığımız için. Yani bu Sayın bunu Bak- ben bu şeyimiz olsun. Koyalım. Sayın ama Bakanım, sizi üzeceğimize varsın bir müddet daha maskeli gezelim.
Sayın Bakanım, biz Perşembe günü güzel haberleri bekliyoruz sizden. Şimdi insanlar artık bunaldı. Artık evlerde stres, sinir, hastalıklar başladı. Yani insanları biraz rahatlatmak lazım. Bir de yaptırım getirin. Yani restoran açacaksa ve kurallara da uymayacaksa kapatma cezası veya işte ne bileyim 10.000 TL ceza, yani böyle bu tür cezalar korsanız herkes sanırım dikkat edecek. Yani bunu yaparsanız herkes de mutlu olacak diye düşünüyorum ben. Önümüz yaz çünkü 40 derece sıcak. Korona değil biz öleceğiz. Yani bizi yakacak sıcak. Yok korona. Yok. Hiç kimse ölmesine müsaade etmeyiz. Evet. Tamamdır. Çok teşekkürler evet. Sayın Bakanım. Güzel bir gece. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Gerçekten size dair mesajlar, güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Yani demek insanlarla sohbet etmeyi çok severim Sayın Bakanım. İşler olan insanlarla sohbet etmeyi çok severim. Sizinle konuşurken mutlu oluyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ben de sizinle konuşurken mutlu oluyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Perşembe günü Bakanlar Kurulu'ndan güzel haberler, güzel açılımlar bekliyoruz. Lütfen bu toplumu bu yaşanan süreçten sonra artık rahatlatacak kararları cesaretle alalım lütfen. Evet, halkımızı sağlık yönünde herhangi bir zarara sokmayacak şekilde bütün kararları alacağız. Teşekkürler Sayın Bakanım. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Bakanım. Evet sevgili izleyenler, arkadaşlarımızla sevgili Serhat İncilli ve Harun Denizkan'la birlikte Sağlık Bakanımız Sayın Ali Pilli'ye aklımıza gelen tüm soruları sormaya çalıştık. Sayın Bakan da tüm samimiyetiyle, tüm iştenliğiyle, tüm güler yüzüyle bunları yanıtladı. Her zaman olduğu gibi kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve inşallah sağlıklı günler başlamıştır ve o korkulu günlere yeniden dönmeyiz diyoruz. Sayın Bakan'a ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi geceler. Mart 2000 doğumluyum. Güzel Ordu'nun Aydınköy ilçesinde oturuyorum. Turizm aşçılık okuyorum. 11. sınıfım. Hareketli, merhametli, duygusal, neşeli ve pozitif bir insanım aşırı derecede. İnsanları mutlu etmekte insan mutlu olabileceğini düşünüyorum. İnsan içi böyle bir ferahlığı ve kendini sanki özelmiş gibi hissediyor. Kendini bir iyi insan olduğunu hissediyor. Ve böyle bir şey yaptığı zaman insana daha da yapısı geliyor. Bazı insan vardır inanabilir, bazı insan inanmayabilir. Çünkü ben mesela ilk duyduğumda inanmamıştım, kendim yaptığımda inandım. O küçücük çocuğun o gülümsemesi, o gözlerinin içindeki mutluluk gerçekten yani inanılmaz şekilde. Kendim, ben bugün hissettim onu gerçekten. O insanın mutluluğu anlatılmaz yaşanır ya. Ben Zeynep, iyilik gönülleri üyesiyim. İnsanları mutlu etmek için çok bir masrafa gerek yok. Sadece tek bir gülümseme insanları mutlu edebiliriz. Yeni umutlar, yeni yardımlar sağlamak için birlikte el ele verelim.